Ömer abi gözüküyor. Başkan bekliyor ama hala öyle. Normal vatandaş ya. Güzeldi, çok güzel oldu. İstanbul'un yükünü de hafifletmiş oldu bir nebzede. Rahat bir yolculuktu. Yani bu tip hizmetlerin olması güzel buluyoruz. Evet, tesadüfen zaten duydum seferlere başladın. Daha önceden bilmiyordum. Yani iyi oldu. Burada Kocaeli'de mi yaşıyorsunuz yoksa? Yok, ben Trabzon'da yaşıyorum. Daha doğrusu ailem Bursa'da. Bursa'ya geçeceğim buradan. Burada birkaç gece burada kalacağım. Daha sonra Bursa'ya geçeceğim. Yolculuğunuz... Daha güzel olur. Yani bu İzmit, Yalova'dan beri, Karamürsel'den beri. İzmit'te mi yaşıyorsun? Hayır. Nerede yaşıyorsun? Trabzon'da yaşıyorum. Öğrenci misin burada? Yok, öğrenci değilim. Ziyarete geldim. Şu anda gördüğüm kadarıyla çok güzel. Trabzon'a gideceksin. Orada evet. Tatil mi yoksa aile ziyareti falan mı yok, olacak? Yok, ziyaret. Kardeşimi ziyaret gidiyorum. Evet, Kocaeli için eksik olan bir şeydi. Bence tamamlandı. Çünkü biz öğrenciler kongrelere sürekli gelip gidiyoruz ve sürekli İstanbul'u kullanmak zorunda kalıyoruz. Kocaeli de bence kullanılmalıydı. Geç bile kaldı hatta. Akraba ziyaretine gittik, okul ziyaretlerine falan gittik de yani bunun buraya kurulması iyi oldu yani. Şimdi 18 saat, 19 saat yolda gidiyorduk. Şimdi 1 saatte sabah kahvaltını orada yap, öğle yemeğini gel burada yani, öyle diyeyim sana. Hani İzmit için güzel bir şey. Abi çok rahat ya. Havaalanı hani sadece Trabzon değil de diğer şehirlere de olsa güzel olur. Ya benim için çok iyi, birçok insan için de çok iyi yani. İnsanlar sıkıntı çekiyordu memleketine giderken. Kar, yol vesaire. Şimdi her şey rahat yani. Şimdi adam sana bir tuvalet için 1 milyon alıyor. Her seferde tuvalete girsen yemeğin vesaire aynıya geliyor zaten. Fark eden bir şey yok. Yani bence uçak daha mantıklı. İlla ucuz olsun istiyorsan bir hafta sonrasına randevu alırsın. Ya da yerini ayırttırırsın. Hemen hemen aynı. Erken zararlı. Öyle yani abi. Selami. İlk uçak yolculuğum benim. Güzel geçti. Tabii ki Kocaeli için faydalı. Özellikle Karadeniz bölgesi, buradan yoğun Karadeniz bölgesinde oturanlar. Yani mesafe daha da kısalıyor yani. Önceden ben Karadeniz bölgesine bu ikinci gidişim. Daha önce otobüsle seyahat ettim. O 17 saati buldu. Mesafe yani büyük bir farkla kısalmış oldu. Rahat yolculuk yani diğer şeylerden daha rahat yani. Burada Kartepe'de Köseköy'de oturuyorum. Avantaj. Yani İstanbul zaten ulaşım açısından da biraz sıkıntılı oluyor. Yani trafik yoğunluğu açısından. Yani burası düz ayak olduğu için biraz daha iyi oluyor. Hem vakitten hem zamandan
tasarruf. Daha yeni olmasına rağmen böyle bir hareketlilik oldu. Yani ileriki tarihlerde tabii daha geliştikçe biraz daha hareketlilik olur. Parmakla sayılacak kadar azdı yani. Boş yer. Evet, bayağı kalabalık. Hatta yan tarafımda bir yolcu vardı. Bursa'dan gelmiş. Bursa'dan Bursa'ya gidiyordu daha doğrusu. Açıkçası böyle güzel bir manzarayla karşılaşacağımı bilmiyordum. Gelirken gölün manzarası çok güzeldi. Tekrar uçakla gelmeyi düşünüyorum. Yolculuk da çok iyiydi. Umduğumuzdan daha iyi bir yolculuk geçirdik. Kocaeli yukarıdan görmek güzeldi yani. Dediğim gibi manzarası çok güzeldi. Etkiledi bizi tabii ki. Herkes etkilediğini düşünüyorum. Çünkü herkes özellikle cam kenarına geçip görmeyi istedi. Bu Kocaeli'nin güzel taraflarından biri. Bizim için de güzel bir deneyim oldu. Açıkçası tekrar Körfez'i görmek için bir kez daha bu yolculuğu yapmayı isterim. Anadolu jet uçmaya kalmasın. Ben Trabzon'dan İzmit'e geldim. İlk defa bindim Trabzon'dan İzmit'e olarak. Evet. Buraya daha önce geldiğimde İstanbul'a geliyordum. Oradan buraya geliyordum. Şimdi çok daha iyi oldu. Oğluma geliyorum burada. Çok iyi oldu hem zaman açısından. Gelirken de ilk defa gördüm, üstten gördüm İzmit'i. Epeyce baktım, pencere kenarındaydım. Çok güzel. Yani her tarafı olmasa çok iyi bir şey. İnsanlar için. Oğlum Rize'de doğal gaz varken Trabzon'da yok. Trabzonluyum. Evet, bu. Ben 92 yılından beri Trabzon'a gidip geliyorum ama sürekli İstanbul'un kahrını çekiyorduk. Bizim için çok güzel bir hizmet oldu bu. Beklenen bir hizmet. Sevgili Temel Kotil Beyefendi'ye, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, vesile olanlara teşekkür etmemiz lazım. Ve bu hizmetlerin, yani dünya markası olan Türk Hava Yolları bu hizmetlerini diğer şehirlerde yayması lazım. Özellikle teşekkür ediyoruz emeği geçenlere. Şükrü, anladın mı?